Efe'cim merhaba. Merhaba. Nasılsın? İyi İyi akşamlar. akşamlar. Seninle canlı yayında da olsa buluşabilmek güzel bir şey. Kesinlikle uzun bir aradan sonra değil mi? En son geçen Evet. sene mi yapmıştık canlı yayınımızı? Evet, geçen sene migrenle ilgili yapmıştık. Evet, harika. Sen Almanya'da mısın şimdi? İstanbul'da mısın? Almanya'dayım. Güzel. Almanya'dayım. Ülkeler arası. Multinational harika. Evet. Şimdi sadece üniversite öğrencilerine değil, aslında sınava giren milyonlarca öğrenci var. Onlara ve ailelerine biraz bilgi vermek, onlara destek olmak amacıyla yaptığımız bir canlı yayın serisi bu. Geçen hafta Profesör Doktor Yankı Yazgan katılmıştı. Harika. Şimdi de uyku önemli bir konu olduğu için seninle konuşmak istedik. Ama tabii önce herhalde tanıtmak herhalde değil tanıtmakta fayda var. Pınar Hanım benim eski iş arkadaşım. Biz Acıbadem'de Maslak Hastanesi'nde beraber çalıştık 15 sene önce, Evet. 3 sene kadar ve nöroloji profesörü. Özellikle de uyku alanıyla, sadece özellikle değil bu arada, özellikle migren alanıyla aslında Baş ilgileniyor ama uyku da çok, çağrısı. migren, Evet. baş ağrısı ve ama uyku da çok uzman olduğu alanlardan bir Evet. tanesi. Ve aslında ben bugün bir yandan biraz önce tekrar düşünüyordum sorularımızı. Bugün tabii ki de uyku ana konumuz ama bir nörolog olarak senin aklına gelen veya benim sana sormak isteyebileceğim, katılımcıların sormak isteyebileceği şeyleri de mutlaka konu ederiz diye düşünüyorum. Elbette, elbette. Soruları açız, soruları bekliyoruz. Evet, yani biz ikimiz de beyinle ilgileniyoruz. Ben de psikiyatri uzmanıyım, psikiyatri doçentiyim. Almanya'da şu anda çalışıyorum. Özellikle de şu anda çalıştığım yer yetişkin dikkat eksikliği, hiperaktivite konusuyla özellikle ilgilenen bir yer. Genç psikiyatristi değilim, ama daha doğrusu ergen psikiyatristi değilim ama gençler benim çok özel bir ilgi alanım. Pınar'ın da gençlerle çalışmayı çok sevdiğini biliyorum. Çok doğru. Evet. Pınar, şimdi şöyle, sınava 23 gün mü kalmış, 21 gün mü kalmış üniversite sınavına. Ama tabii dediğim gibi konu sadece üniversite sınavı değil. Şimdi ben eksikleri olduğunu fark eden bir öğrenci olsam ve işte geç saatlere kadar özel dersler alıyor olsam, gece yarılarına kadar oturup eksiklerimi kapatsam neler olur sence? Yapayım mı böyle bir şeyi? Yapsın mı öğrencilerimiz? Son bir ayda veya son 20 günde uyku daha çok öğrenmek veya bazı şeyleri tekrarlamak için şey yapsınlar mı? Uykularından fedakarlıkta bulunsunlar mı? Ne dersin? Bunu önermiyoruz Defneciğim. Neden önermiyoruz? Hafıza ile uyku arasında çok yakın bir ilişki var. Nasıl bir ilişki var? Bir kere bizim yeni öğrendiğimiz bilgiler beynimizde hipokampus denilen aslında bir alanda depolanıyor. Ve daha sonra biz uyuduğumuz zaman bu bilgiler hipokampustan kalıcı hafıza merkezine doğru yönlendiriliyor. Ve orada kaydediliyor aslında. Bu hipokampusu bir çeşit USB gibi düşünebilir sevgili dinleyicilerimiz. Nasıl USB'nin de sınırlı bir aslında ne denir kayıt alanı var. Şimdi biz eğer uyuyup o USB'mizi boşaltmazsak, düzenli olarak uyuyup USB'mizi boşaltmazsak, yeni öğrendiğimiz bilgiler kalıcı olarak bizim beynimizde yer edinemiyor. En önemli kısmı bu. Ve uykuyla ilgili yapılan bilimsel çalışmalar gösteriyor ki aslında öğrenmeden önce ve öğrenmeden sonra uyku da bu bilgilerin kalıcı olarak kaydedilmesine katkıda bulunuyor. Ne demek istiyorum? Aslında biz beynimizi sağlıklı bir uykuyla öğrenmeye hazırlıyoruz. Uykunun aslında kronotipleri yani insanların uyuma alışkanlıkları da var. Küçük bir parantez açarak bundan Evet. da bahsetmek Çok önemli bir istiyorum. konu. Evet, ben de onu Değil mi? soracaktım.
tipleri var aslında uykuyu başlatmanın. Ne demek istiyorum? Aslında insanların çok önemli bir kısmı normal uykucu, toplumun %80-85'i. Bu insanların uykusu genellikle 22 ile 24 arasında geliyor. O saatlerde yatağa gitmek istiyorlar ve sabah uyandıklarında daha canlı ve aktif oluyorlar. Ama bir de tavuklar dediğimiz bir uyku tipi olan kişiler var. Bu insanlarda saat 22'den önce uykuları geliyor. Biyolojileri böyle, genetikleri böyle. O saatte evet ben de tavukla normal uykucu arasında bir yerdeyim. Ve erken yatağa gidiyorlar. Ve aslında bu kişilerin beyinleri sabahları kalktıklarında zehir gibi oluyor. Ve her şeyi öğrenmeye çok daha açık oluyorlar. İşte o az önce demek istediğim hani beyni öğrenmeye hazır hale getirmekten kastettiğim biraz da bu. Bir de baykuşlar var biliyorsun. Bunlar da gece insanlar aslında. Yani hani bazı arkadaşlarımız vardı ya işte üniversitede veya okul hayatımızda gece insanları bunlar. Zihinleri geceliğin açılıyor. Geceliğin ders çalışabiliyorlar ve uykuları gece 24'ten sonra geliyor. Bu insanlar aslında sabahları biraz daha geç kalkmak istiyorlar. Belki afyonları biraz daha geç patlıyor ve en iyi geceliğini öğreniyorlar. Şimdi dolayısıyla aslında kendi biyolojisini insanın bilip kendini öğrenme alışkanlıklarını da bu şekilde yönetmesi gerekli demek daha doğru olur. Siz iyi bir uyku uyuduktan sonra beyniniz bir tarla gibi ne ekseniz onu alabiliyor ve öğrendikten sonra iyice ders çalıştıktan sonra yine sağlıklı bir şekilde uyuduğunuzda da az önce bahsettiğim bu dışarıdan taktığınız hani USB gibi sınırlı hacmi olan hipokampus öğrendiğiniz her şeyi kalıcı olarak kaydedilecek bir şekilde kortekse yani beyin zarımıza yolluyor. Dolayısıyla öğrendiğiniz bilgileriniz kalıcı olarak beyninizde yer etmiş oluyor. Bu anlamda hem öncesinde iyi ve sağlıklı bir uyku hem de öğrendikten sonra sağlıklı ve iyi bir uyku aslında elde ettiğimiz işte çalıştığımız bilgilerin beynimizde çok daha sağlıklı bir şekilde kalıcı olarak yer etmesine katkıda bulunuyor. Evet, çok güzel bir soru geldi. Ben de tam bunu soracaktım. Evet, insanların farklı tipleri var. Peki bu farklı insanların farklı uyku yapıları veya farklı özellikleri yaşa göre de değişiyor mu? Örneğin gençlerde daha farklı, yaşlılarda daha farklı mı acaba? Hayır aslında öyle değil. Çocuklukta belli oluyor. Buna uyku işte kronotipi diyoruz. Uyku biyolojisi yani sizin genetiğinizde olan bir şey bu. Siz çocukken eğer bir tavuksanız ya da bir normal uykucuysanız ya da bir baykuşsanız orta yaşınızda da ileri yaşlarınızda da yine bu uyku genetiğiniz devam ediyor. Ama tabii yaşla birlikte uykuda şöyle bir şey oluyor. Uyku biraz kısalıyor ve bölünüyor ve kötüleşiyor. Değişen bu. Ama sizin hani gece yatağa gitme alışkanlığınız, beyninizin aktif olarak çalıştığı saatler, yani uyku kronobiyolojiniz yaşla birlikte değişmiyor. Sanıyorum biraz geçici olarak ergenlikte hafif bir ileriye atılma oluyor galiba, değil Evet, mi? ondan bahsedelim. Çok Evet. haklısın. Şöyle bir şey oluyor. Ergenlikle birlikte aslında insanların uyuma saati biraz ileri kayıyor. Yani uykuya başlatma saatleri biraz ileri kayıyor. Doğru. Onun için bütün ergen anneleri geldikleri zaman şimdi ben çok fazla baş ağrısı da görüyorum, uyku bozuklukları da görüyorum. Veya bir şekilde hani herhangi bir sebeple bana bir arada gelmiş ergen ve annesi, mutlaka ergen annesi çocuğunun geç saatlere kadar ayakta kaldığından, bir türlü uyumadığından, çok fazla ekrana baktığından, bunlar herhalde belki de dünyanın her yerinde klasik, biliyorum, değil mi? Evet. Dolayısıyla aslında burada böyle bir biyolojik geçici bir değişiklik oluyor.
Bu nedenle en ideali, hani bu dünyada da böyle değil ne yazık ki, aslında ergenlerin okula gitme saatlerinin biraz daha geç saatlerde olması, o kişilerin biyolojilerini en iyi yönetebilmeleri adına çok ideal olurdu. Ama ne yazık ki modern dünya tavukların dünyası biliyoruz ki, yani erken okula gitmek zorundayız. Erken saatlerde kalkıp işe gitmek zorundayız. O anlamda ne yazık ki baykuşlar için haksız bir durum söz konusu biyolojik olarak. Ama tabii yani sonuçta sınavın saati de okulun başlama saati de değişebilen bir şey değil. Çok Ama çok doğru. ilginç bir çalışma okudum. Bir eyalette aynı şehrin iki eyalete bölünen kısmı varmış. Bir tanesinde okula başlama saati ileriye alınmış lise döneminde bu bilgiler ışığında. Ve o işte Amerika'da tabii gençler bir de araba da kullanıyorlar 16 yaşlarının, 15 yaşlarından itibaren. Ve uyku şeyin okula başlama saatin ileriye alındı. Amerika'da sanıyorum 7.30'da falan başlıyor okul. İleriye alındığı eyalette çok ciddi trafik kazalarında azalma olmuş. Evet. Wyoming mi? Öyle Öyle bir bir yer. eyalet biliyorum. Evet, o çalışmayı. Çünkü aslında yetersiz uyku biliyorsun gün içinde de micro sleep denilen aslında nasıl denir? Hani küçük önlenemez uyku ataklarına sebep oluyor. Orada 16 yaşından itibaren de insanlar araba kullanabildikleri için ergenler bu yetersiz uyku nedeniyle gerçekten çok ciddi trafik kazası yapıyorlarmış. Dediğin gibi bir o azalmış, bir de yine bir başka çalışma var. Sen de mutlaka hani bir yerde bir gözüne çarpmıştır. Şey yapmışlar yine bu hani uyku saati ileri alındığı zaman çok başarılı işte 10 tane öğrenci ya da 20 tane öğrencinin bir yıl öncesindeki okul skorlarına bakmışlar. Sonra işte uyku okula başlama saati 45 dakika ileri alındıktan sonra bir yıl içinde bu çok başarılı 20 öğrenciyi izlemeye devam etmişler. Bu böyle üniversite sınavı gibi orada IST mi değil mi? Öyle bir şeyleri var, sınavları var. İşte o sınavların bir yıl öncesi ve bir yıl sonraki skorlarına bakmışlar ve en başarılı 20 öğrenciyi seçmişler. Yani zaten bu çocuklar çok başarılı. Daha ne kadar başarılı olabilirler? Olabilecek miler mi gerçekten bu uyku saatinin 45, okul saatinin 45 dakika ileri alınmasıyla skorları %40 artmış. Daha Daha da uzun artmış. uyuduklarında daha da artmış. Dolayısıyla yeterli uyku gerçekten öğrenme, konsantrasyon, dikkati sürdürme konusunda gerçekten önemli gözüküyor. Şimdi tam burada bir sürü başka önemli konu var ve bunun üzerinde durmalıyız. Çok önemli bir konu. Kaç saat uyku yeterli? Bir şeyde de geldi, akışla da geldi. Süper. Şimdi toplumun yine çok önemli bir kısmı 7-9 saat kadar uyuyor. Normal uyku olarak bu tanımlanıyor. Bir de kısa uykucular var ama bunlar gerçekten toplumun %1'inden az. Bu kişiler 6 saat uyuduklarında yeterli oluyor. Yeterli kavramının ne olduğundan da biraz bahsedeceğim. Bir de uzun uykucular var. Bu uzun uykucularda 9 saat uyumaları gerekiyor. Peki hani yeterli uyku ne? Kime göre yeterli uyku? Siz belli bir miktar uyuduğunuzda, ertesi sabah uyandığınızda kendinizi dinlenmiş, dinç, canlı hissediyorsanız o uyku miktarı sizin için yeterli uyku miktarı. Ve dediğim gibi toplumun belki %85'i 7-9 saat uyuduğu zaman kendini dinlenmiş hissediyor. Bu 7 saatte olabilir, 7,5 saatte olabilir, 8 saatte genellikle bu aralıkta değişiyor. Peki yani orada tabii bir zorluk var.
Özellikle gençlerde aynen senin annelerin Evet. anlattığı şey, bir de hepimizde de. Birisi biraz önce yazdı, yani uykuda zaman kaybediyormuşum gibi geliyorum dedi. Bir de şu son zamanlarda bir moda var, böyle 5 saat uyuyorum, işte sabah 5'te kalkıp önce yogamı sonra sporumu yapıyorum falan. Evet, Yani öyle. ben çok çok zeki insanların bu batağa Çok saplandıklarını doğru. gördüm. Tabii ki de çok az uyuyabilen az sayıda insandan biriyseniz evet. Ama normal koşullarda insanların öğrenebilmesi, yaşayabilmesi, duygularını kontrol edebilmesi için yeterince kendi normalleri kadar uyumaları Uykuya gerekiyor. gerekli. Ama bir yandan da insanlar sınava çalışmak için de olabilir. Bütün gününü testlerde, dershanelerde harcadıktan sonra kendine bir zaman kaldığında ne bileyim işte sosyal medyaya bakmak, müzik dinlemek, film dinlemek için de olabilir. Uykuları gelmesine rağmen erteliyorlar. Bu kadınlarda çok sık oluyor, çok ilginç bir şekilde. Herkes yatacak, bütün işler tamamlanacak, çocuklar yatacak, sonra ben şey yapacağım. Me Me time, time. değil mi? Evet, ya bugün Me tabii konumuz kadınlar değil time. ama biz Evet. konuşunca konu Geliyor kadınlara oraya. varıyor, ama yani gençler için de geçerli. Ne diyorsun? Yani hani bir yandan da böyle bir ihtiyaçları var insanların, sakinleşebilmek için, uykuya dalmak için de biraz sakinliğe ihtiyaç var. Çok doğru. Nasıl bir yol, orta yol önerirsin? Şimdi bu bir sınavsa, hani bir hedefimiz varsa aslında en ideal olan kendi biyolojimize uygun davranmak. En iyi sonucu o şekilde alıyoruz. Bu anlamda da ideal olan yeterli miktarda ve düzenli olarak uyuyabilmek. Çünkü bu düzen kısmı da çok önemli. Az önce öğrenme için hem uykunun öncesi hem uykunun sonrası demiştik. Yani bu hafızanın çünkü restorasyonu, yeniden şekillendirilmesi hep uykuda oluyor. Ve uykunun evreleri var Defne biliyorsun. Hani birinci, ikinci, üçüncü evre dediğimiz non-REM evresi var. Bir de REM evresi var. Yani hızlı göz hareketlerinin olduğu rüya gördüğümüz evre. Ve bunların hepsinin hem hafızamızın şekillenmesinde hem de duygularımızın yönetiminde aslında farklı fonksiyonları var. Evet. Ve bunlar gecenin ilk kısmında işte non-REM daha yoğun olurken ikinci evrede REM yoğun oluyor. Non-REM bizim hafızamızın konsolidasyonunu aslında yeniden pekiştirilmesini Türkçe doğru tabiriyle sağlarken REM döneminde de biz duygularımızı aslında regüle ediyoruz, düzenliyoruz. Ve bunların işte yatış saatiyle birlikte mesela erken kalkıldığı zaman siz REM devresinden fedakarlık ediyorsunuz. Çünkü en uzun ve yoğun REM'ler aslında sabaha karşı oluyor. Bu 5'te kalkan kişiler en temelde REM devresini yeterince uyuyamadıklarında eğer hani kısa kendi normallerinden kısa uyuyorlarsa aslında gün içinde daha ne denir? Daha kolay irite olabilen, daha mood olarak düşük, daha yorgun kişiler olabiliyorlar. Çünkü biliyorsun beynimizde bir prefrontal korteksimiz var. Hani bizim bu mantıklı kararlarımızı verdiğimiz yürütücü fonksiyonlarımız var. Bir de amigdal dediğimiz hani ilkel beynimiz, duygusal beynimiz var. İşte REM dönemi aslında bizim bu prefrontal korteks sesimizin baskın olmasını sağlıyor. Aksi takdirde biz daha ilkel, daha duygusal, daha tepkisel kişiler olabiliyoruz REM'lerimizi yeterince uyuyamazsak. Bu bağlamda hani bu modern dünyanın getirdiği uyku zaman kaybıdır kısmına uyku bilimciler katılmıyorlar. Kesinlikle. Yani üniversite sınavından veya liseye giriş sınavından sonra önceki 20 günde bile. Ana Kesinlikle. fikir. Katım. Evet. Bir de tabii şöyle bir şey var. Bu duygu kontrolü bence çok önemli bir konu. Çünkü yani şöyle diyelim ki bir mimarlık öğrencisisiniz. İnşallah şeylerin dinleyen öğrencilerin ya da yakınlarının bir gün olacağı gibi. Ve bir proje yetiştirmeniz gerekiyor. Veya hiç çalışmadığınız bir sınava çalışmak için birkaç saat geç yattınız bir seferliğine.
Yani hiç bilmediğiniz bir konuyu sıfırdan öğreneceğiniz zaman belki de o gece yarısı aldığınız yeni bilgiler sıfırsa bilgileriniz gerçekten o gece için ya da o projeyi şey yapmak için o projeyi Teslim edebilmek teslim için. edebilmek için kısa süreli olarak tabii ki de faydalı olabilir. Ama şimdi üniversiteye giriş sınavı, liseye giriş sınavı bunların hepsi aslında maraton. Ve aslında Kesinlikle. yani ben öğrencilerin hiçbirinin yeni bir konuyu ilk kez gördükleri bir konuyu bu ay içerisinde öğreneceklerini düşünmüyorum. Dolayısıyla yani belki bir konunun anlamadıkları bir kısmını tekrar algılayabilirler, o ayrı ama hiçbir konuyu sıfırdan öğrenmeyecekler. Dolayısıyla aslında bu son 20 gün daha çok o maraton öncesi yani performansını ve duygu kontrolünü sağlamakta çok önemli. Kesinlikle. Yani ben hatırlıyorum ben üniversite iş sınavından bir hafta falan önce bir böyle işte ne bileyim mezuniyete mi gitmeme izin vermediler bir şey. Mezuniyet sonrası taverneye gitmeme izin vermedi Ah, peki. annemler. Şimdi ben 3 gün ağladım. Çok Üç gün iyi. ağladım. Yani şimdi hani o moral bozukluğuna mı yanarsınız? O günlerde çalışamadığım derslere mi yanarsınız? Yani dolayısıyla ha sonunda sınava bir etkisi oldu mu 3 gün ağlamam çok da emin değilim ama dolayısıyla yani bu son günleri aslında insanın kendine iyi bakacağı, duygu kontrolünün ön planda olduğu zamanlar Kesin. olarak görmek lazım. Oraya 30 dakika fazladan çalışma sıkıştırmak için gece yatmıyorsanız bir şey kaybediyorsunuz gibi diye düşünüyorum. Çok doğru. Burada uyku hijyeninin aslında istersen birazcık altını çizmeye çalışalım. Bizim vücudumuzda bir biyolojik saat var, değil mi? Bu biyolojik saat işte 24 saat 15 dakika diyorlar. Ne? Biz sabahleyin erken işte sabah kalkıyoruz, uyanıyoruz ve bu biyolojik saat, bu sirkadiyen ritim diyoruz buna. Bir de uyku baskısı denilen bir ikinci biyolojik mekanizma var. Bunlar bizim uykumuzu sağlıyorlar. Ve bu ikisi bir araya geldiği zaman işte akşam az önce söylediğimiz gibi biyolojimize uygun bir saatte uykumuz geliyor. Buna uygun davranmak gerekli. Ne demek? Eğer bizim uykumuz 10'da geliyorsa biz 10'da uyuyup işte 7 saatlik bir uykucuysak 7 saat uyuyup bu son 20 günü böyle geçirdiğimizde hem hafızamızın aslında maksimum şeklinde verimini alacağız. Hem de senin az önce altını çizdiğin gibi duygusal dünyamızı çok daha düzenli ve regüle bir şekilde götürerek bence sınavdaki en iyi performansı bu şekilde alacağız. Yani son 20 günde Evet. son dakika çalışarak değil. Bu uyku hijyeni kısmı çok önemli. Yani hep aynı saatte yatmak, hep aynı saatte ve güneşle birlikte aslında hani ışıkla birlikte uyanmak ve yeter miktarda uyumak. Yani biz buradan bizi dinleyen öğrencilerimize belki işte öğrencilerimizin ebeveynlerine bu yeterli miktarı ve düzenli miktarda uyku hijyenine uyacak şekilde uyumayı gerçekten çok şiddetle tavsiye ediyoruz diyebilirim. Bu konuda çok önemli iki şey söyleyeceğim. Bir tanesi herhalde burada gerçekten ailelere bir şey düşüyor. Biraz önce söylediğimiz konuyla da bağlantı kurarsak, yani insanın uykudan önce bir şeye ihtiyacı var. Sakinleşme evresine ihtiyacı var. Yani insan dershaneden gelip evde özel ders yapıp ondan sonra 5 tane test çözüp sonra kitabı kapatıp uyuyamaz. Yani veya gençken Evet. nadiren olabilir ama Doğru. yani zaten onlar bizi dinlemiyorlar onu öyle yapanlar. Doğru. Dolayısıyla yani bu düzen çok önemli ve de sanıyorum ailelerin de belki yani bu ihtiyacı fark etmesi çok önemli. İlerideki seneler içinde, bu sene içinde, son günler içinde yani artık son dakikada ne bileyim akşam 9'da özel ders almasın bu çocuk örneğin. Çok doğru. Yani hani bir şekilde o izni de vermek lazım. Hani biraz sakinleşmek için, Yavaşlamak yavaşlamak için. ve belli bir ritimde hani hafif yavaşlayarak gitmek için dediğin gibi ebeveynlerin de bunu yönetiyor olması gerek. Çünkü en temelde bu işi ebeveynler yönetiyor.
Evet. Peki şimdi diyelim ki ben son şeylerde uykusuz kaldım. Sonra sınavdan önceki cumartesi işte hani bir boş gün bırakılıyor ya, umarım bırakılıyor. İşte o günde dedim ki ben bugün 12'ye kadar uyuyacağım, uykumu depolayacağım. Depoluyor, biliyor muyuz uykuyu gerçekten? Yok, uykuyu depolayamıyoruz. Az önce bahsettiğimiz gibi uykunun belli bir düzen içinde ve hep aynı saatte olması gerekli. Çünkü bu hani bardağın boşalması gibi düşün. Boşalınca doluyor. Şimdi eğer bir kişi normalde hani sabah 8'de uyanıp 12'ye kadar uyursa pazar günü, hani hafta içi diyelim ki hep 6.30 7'de 7.30'da uyanıyor. Ama pazar günü ben bu boşluğu doldurayım diyerekten 12'ye kadar uyudu. Çünkü vücudun aslında bir uyku açlığı ve ihtiyacı var. Vücut senden onu ister istemez alıyor. Sen eğer uyku eksiğiyle gidiyorsan bir yerde uyuyorsun, yani kaçınılmaz olarak uyuyorsun. Ama o zaman ne oluyor Defne? Sen eğer pazar günü 12'ye kadar uyuduysan, az önce bahsettiğim bu sirkadiyen ritim ve bir ikinci işte uyku baskısı, o zaman senin bardağın artık boşaldı. Onun yeniden dolması için senin normalde 10'da uykun geliyorsa pazar akşamı 10'da uykun gelmiyor. O zaman senin uykuyu başlatma saatin ileri kaymış oluyor. Ama sabahleyin pazartesi sabahı yine senin 6.30 7'de kalkman lazım. O zaman ne oluyor? Sen pazartesi sabahı yorgun, bitkin şekilde kalkıyorsun. Pazartesi sendromu dediğimiz acaba bundan mı oluyor? Kesinlikle. Çünkü buna da sosyal jet lag deniliyor. Evet. Değil mi? Yani o zaman ben diyelim ki sınav öncesi cumartesi günü 12'ye kadar uyursam, sınava 8.30'da kaçta giriliyor sınava? 9'da mı giriliyor? Veya 10'da her neyse Evet. gireceksem o sırada sosyal jet lag'de oluyorum. Pazartesi sendromu gibi bir şey yaşayacağım demektir. Evet, çok daha gergin, çok daha sinirli, çok daha irite, dikkati ve dikkat süresi kısalmış ve konsantrasyon becerisi azalmış bir şekilde sınava giriyorum ki bu herhalde en son istediğim şey. Oysa son 20 günü düzenli bir atlet gibi, bir sporcu gibi, değil mi? Bir sporculara, yani onların hayatlarını işte belgesellerde dinlediğimizde, izlediğimizde ne görüyoruz? Bu insanlar alkol almıyorlar, işte hep aynı saatte yatıyorlar, hep aynı saatte kalkıyorlar, uyku düzenlerine çok dikkat ediyorlar, beslenmelerine dikkat ediyorlar. Bence öğrencilerin eğer maksimum kendi biyolojilerinden verim almakla ilgili bir arzuları varsa, uykularını da bu düzen içinde son 20 günde sürdürmeleri faydalı olacaktır. Evet, beni yani çok sevdiğim ama beni lise 1'de tek kırığımı almama yol açan, daha doğrusu ben yani aldım diyeyim, Ödemiyoruz kırık aldığımızda tabii bunu öğretmen yol açmıyor. Biz kesin, kırık bravo. alıyoruz. Neyse, Levent hocamız vardı, fizik hocamız. O çok güzel bir şey söylemişti ve ben daha sonra sonuçta birçok sınava girdim. İşte tıp fakültesinde de hep sene sonlarında büyük finaller oluyor. İşte ne bileyim, TUS'a girdik hepimiz. Üniversite sınavı kadar yoğun bir Zor bir sınav ve daha sınavdı. zor bir sınav. Onun o dediğini hep uygulamaya çalıştım ve çok değerli bir şey olduğunu söylüyorum. Son bir ayda veya 20 günde bize dedi ki artık şimdi dedi sınav sabahı kalkacağınız saatte kalkmayı düşünün. Akşamları da hep aynı saatte yatmayı düşünün. Artık yani o sabah bir rutine dönüşsün. Hem sınav uykunun öncesi hem sabah kalktıktan sonra yapacağınız şeyler. Dolayısıyla sanıyorum değil, kesinlikle düzen, uyku düzeni seviyor ve o düzeni son 20 günde tutturursanız, işte hafta sonları uzun uyumamak, gecelememek, Hep aynı sabahları saatte yatıp, hep evet aynı aynı saatte. saatte kalkmak. Bunlar çok değerli. Peki, şimdi başka bir tarafa geçelim. Yani sen de ben de biliyoruz ki uyku uyumak çok önemli. Fakat bir yandan bizim bir sürü danışanımız, işte hastamız var. Uyku uyuyamayacaklarından korktukları için uyku uyuyamıyorlar. Çok doğru. Çünkü uykuyu bozan en önemli sebep ne? Kaygı. Anksiyete. Evet. Yani o anlamda kaygıyı tanımak ve iyi yönetmek aslında bu noktada önemli herhalde. Bu da belki hani süreç içinde
Hani nasıl iyi çalıştığımız sınavlarda ya da iyi bildiğimiz şeylerde biraz daha kendimize güvenli oluruz. Bu dediğin gibi tam bir maraton Defne. Hani belki biz bu yayını keşke seneye daha sene Evet, başında erkenden yapsaydık, yapsak değil mi? kesinlikle, Ya da kesinlikle. belli aralıklarla yapsak ve hem ebeveynlere hem öğrencilere seslenebilsek. Bu bir maraton, yani son 20 günde olabilecek bir şey değil. Eğer kaygıyla ilgili bir sorun varsa da işte gerekli desteğin alınması gerekli. Mesela benim bir arkadaşımın kız kardeşinin çocuğu işte çok iyi bir okulu kazanması bekleniyordu. Çocuk inanılmaz başarılı bir çocuktu. Fakat çok kaygılı bir çocuktu. Bazı insanların da genetiği kaygılı. Yani ne kadar hani çalışsa da bu insanlar biyolojik olarak kaygılı oluyorlar. Öykü şöyle, işte arkadaşım da hekim, dedi ki işte olmazsa sen ona bir tane ilaç ver. Ne ilaç? Antihistaminik. Şu hani gripler olduğumuzda aldığımız bazı ilaçlar bizi uyutuyor ya. Ve işte arkadaşımın kız kardeş de çocuğuna böyle bir ilaç verdi. Fakat bu ertesi gün çocuğu çok etkiliyesi tuttu ve sınavdaki başarısını etkiledi ve beklenenden çok daha düşük bir yeri kazandı. Oysa bu hani kaygı süreci baştan beri bilinen bir şeydi. Hani bu baştan iyi yönetilseydi muhtemelen böyle bir sonuç olmayacaktı. Sonra arkadaşımın kız kardeşi kendini inanılmaz suçladı, hala Evet. suçluyor. Çünkü bu hani hayatı etkileyecek bir sonuca ulaştı. Bu anlamda kaygıyı tanımak ve kaygıyı iyi yönetebilmek çok önemli. Evet, burada bence belki burada söylenecek daha da önemli bir şey. Yani bizim hep olur sınav kaygısı işte veya uyuyamamaktan korktuğu için son bir haftada işte bir ilaç isteyen insanlar. Ya da sonuçta üniversite sınavından bahsediyorsak ya da TUS'tan bahsediyorsak bu kişilerin bir kısmı 18 yaşın üzerinde örneğin alkol alarak rahatlamaya çalışma. Yani bizim genel olarak bildiğimiz net bir şey var ki böyle insanı baygınlaştırarak şey yapan ilaçlar, uyutan Uyutan. ilaçlar gerçek bir uyku yapmıyorlar. Evet. Onlar ya hani farklı tabii ilaç İlacına göre değil, kişiye sınıfına tabii. göre işte bu az önce Antis, bahsettiğimiz ya tabii. noremi ya da remi baskılıyorlar. Dolayısıyla ya hafızayı bozuyorlar ya da duyguların yönetimini bozuyorlar ve sağlıksız bir uykuya sebep oluyorlar. Zaten kalktığında da genellikle hani daha yorgun ve sersem kalkıyor insanlar bu ilaçları aldıklarında. Ne yapabilirler? En basitinden mesela nefesle biliyorsun insanın sinir sistemini yönetmesi birazcık mümkün. Ve mesela YouTube'da bu uykuyu başlatmakla ilgili güzel nefes egzersizleri var. Biz nefes aldığımızda sempatik sistemimiz, nefesimizi verdiğimizde uykuyu başlatan parasempatik sistemimiz ya da hani beyni ve vücudu dinlendiren parasempatik sistemimiz aktive oluyor. Nefesi yöneterek işte mesela yogada bunu çok güzel öğretiyorlar. Nefes egzersizleri ya da nefesle ilgili farklı bir disiplin de son yıllarda doğdu. YouTube'da da çok güzel videolar var. Yani az sayıda nefes alıp çok sayıda nefes verme egzersizleriyle birlikte parasempatik sistemi aktive ederek yani gerçekten bunları yaptığında bir anda esnemeye başlıyorsun, uykun geliyor ve böyle beynin bir calm down oluyor, bir sakinleşiyor. Belki ebeveynler hani o egzersizlere bakarak çocuklarına böyle tabii ki çok basit olanlarını öğreterek çocuğun eline bir aslında sen tool, bir beceri vermiş oluyorsun o zaman. Çocuk bunu kendi kendine ki bunlar da aslında çocuk değiller yani adolesanlar Gençler. yani neredeyse evet erişkin hayata bir kısmı adım attı bir kısmı atmak üzere olan kişiler. O anlamda kendi vücutlarını yönetebildiklerinde kaygıları da azalıyor artık uykuyu başlatmak da kolaylaşıyor. Çok basit bir tavsiye. Peki başka önemli bir konu var. Şimdi biz doktorlar olarak şeye alışığız. Uykusuz kalmak bizim mesleğimizin bir parçası.
Bir sürü cerrah işte artık umarım sanıyorum bizim zamanımızdaki gibi yani işte nöbet tutup ertesi gün Evet, şeye onu işe devam etme kaldırıldı. azaldı veya kalktı. Ama hani hayatımız boyunca işte bütün gün bütün akşam uyanık kalıp sonra da Gerçekten. sabahleyin işe devam ettiğimiz zamanlar oldu. Çocukların da tabii uyku kaygısı yaşayan çocukların en büyük korkusu işte ben eğer o gece uyuyamazsam işte uyku da bu kadar önemliymiş. Bakın canlı yayınlar yapılıyor. Uyuyamazsam o gün sınavda hiçbir şey yapamam. Yani tabii ki de uyku genel olarak insanın şey yapmasına faydalı oluyor. Performansını Performansına faydalı aslında. oluyor. Ama bir yandan da üniversite sınavı dediğim gibi veya liseye giriş sınavı çok uzun bir emeğin sonucu. Ve yani o akşam sadece daha az uyudunuz diye performansınız sıfıra inecek diye bir şey kesinlikle yok. Belki bunu özellikle Çok belirtmek lazım. Çünkü bir doğru. yandan da stres hormonları salgılanıyor. Veya zaten uykusuz kaldığınızda sabahleyin işte bizim mani dediğimiz bir durum da ortaya çıkardı. Saatlerce gülerdik nöbetlerin sonunda böyle abidik gubidik şeylere. Çok enerjik hissederdik. Yani uykunun sonunda, uykusuz bir gecenin sonunda belki ertesi gün akşamüstü kendinizi çok kötü hissedebilirsiniz. Ama bu kadar önemli bir sınava girdiğinizde bir gecelik bir uykusuzluğun sonunda siz son haftalarınızı sağlığınıza dikkat ederek geçirdiyseniz bir gecelik uykusuzluktan yani hani bütün sınavda her bildiğiniz şeyi unutacaksınız diye bir şey de yok aslında değil mi? Yani hani çünkü Kesinlikle. o stres hormonlarının yarattığı uyanıklık aslında şeyi uykusuzluğun getirdiği şeyi Negatif negatif şey sonuçları evet dengeliyor. dengeliyor. Dolayısıyla yani burada uzun vadede çok düzenli olmak ama son gün bir şey olursa da canınızı sıkmamak. Çünkü aslında bizim stresli olduğumuzda salgılanan işte amfetamin, adrenalin falan filan Kortizol. bunların hepsi aslında kısa vadede süper faydalı şeyler. Çok Bunlar doğru. bizim dikkatimizi topluyorlar, bunlar bizim uyanıklaştırıyorlar, aktifleştiriyorlar. Bizim sorunumuz bunları uzun süre yaşadığımız zaman vücudumuz çöküyor. Ama o gün için korkmanızı, o gün son günde bir şey olduysa korkmanızı gerektiren bir durum yok. Ama öncesinde kendinize iyi bakmanız gerekiyor. Çok Yani doğru. güzel düzenli uyumanız, birazcık o koşturmayı azaltmanız, işte dinlenmeye zaman ayırmanız yani dördüncü, beşinci vitese takılacak zamanlar değil aslında birazcık böyle o hızın korunacağı bir zaman bu son günler. Ile aslında hareket edilmesi gereken zamanlar. Sen çok güzel söyledin. Aynen öyle. Mesela biz uyuyamadı ya uyumadan geçirdiğimiz nöbet günlerinin arkasında sabah vizitlerde veya sabah saatlerinde çok canlı olurduk. Neden? Aslında bu yine sirkadiyen ritmimizle alakalı. Sirkadiyen ritmimiz çünkü sabahleyin yine de çok yüksek oluyor. Yani sabah erken saatlerden biyolojik saatimizin en aktif olduğu zamanlar sabah saatleri. Ne zaman çöküyor? Öğleden sonra Öğleden sonra. saatleri. Değil mi? Evet, Hepimizin evet. böyle hani yemekten sonra böyle bir içimiz geçiyor gibi oluyor. Dolayısıyla sabah girilen sınavda bir gece uyumamak hem biyolojik saatimizle hem de senin bahsettiğin gibi kortizol gibi stres hormonlarıyla zaten kompanse edilecektir. Eğer o kişinin hani onunla ilgili bir altyapısı varsa ki biz dinleyenlerin öğrencilerimizin de olduğunu varsayıyoruz. Kesinlikle. Bir de biraz önceki bir konuya unutmadan tekrar değinmek istiyorum. Çünkü çok önemli olduğunu düşünüyorum. Efendim hiçbir ilacı Pınar Hanım son günde falan denememek gerekiyor değil mi? Kesinlikle. Örneğin Evet. sınav anksiyetesi kaygısı için bazen işte beta blokerler de alınabiliyor. Antihistaminikler uyku için alınabiliyor. Ama Doğru. hiçbir şeyi yeni olarak sınavda denememek lazım. Kesinlikle. Yani her şeyi önceden bir kere deneyip nasıl bir etki yaptığını görmek lazım. O son an şeyleri tam tersine Formülleri. kaygıyı geri tepebilecek formüller. Çünkü ne?
Neden hep biz hastalarımıza ilaç verirken de hani yan etkileri uzun uzun açıklıyoruz ya. Çünkü herkesin biyolojisi birbirinden farklı Defne, biliyorsun. Yani ikimiz aynı ilacı alsak bende yan etki olurken belki sende olmayacak. O anlamda dediğin gibi bu hani ilaçla ilgili durumlarda mutlaka önceden deneme yapmak gerekli ve bunu tabii doktor tavsiyesiyle gerçekten yapmak daha mantıklı. Kesinlikle. Eczacılardan hani alınan tavsiyelerle değil kısmının da altını çizmek isterim. Evet. Evet ve bir insanın vücuduna uygun olarak. Son bir şey sorayım. Çok da uzatmak istemiyorum. Şimdi ben çok başarılı olmak istiyorum. Çok aktif olmak istiyorum. Son günlerde çok şey öğrenmek istiyorum. Yine ilk sorumuzun başka bir versiyonuyla Peki. kapatalım. Okula sabahleyin işte testlerim oluyor. Öğleden sonra tekrar işte dershaneye gidiyorum. Özel derse gidiyorum. Ama öğleden sonra uyku bastırıyor. Peki ben o zaman kendimi aktif tutmak, beynimin daha fazla çalışmasını sağlamak için böyle öğlen şey alayım mı? Bol bol kahve içeyim mi örneğin? Güzel kafam çalışsın akşamüstü derslerinde. Ya da örneğin Ritalin vesaire hani dikkat eksikliği nedeniyle ilaç, uyarıcı ilaç kullanan gençler var. Şöyle bir o ilaçlardan kullanayım öğleden sonra kafam çalışsın. Bir de kahvemi içeyim ki çok güzel çalışayım. Ne dersin? Şöyle kahve gerçekten hani uyarıcı, hani enerjimizi artırıyor, dikkatimizi artırıyor, konsantrasyonumuzu artırıyor. Ama kahvenin bir yarı ömrü var ve biyolojik etkisi var. Kahve bizim beynimizde adenozin denilen aslında bu uyku baskısını yaratan sistemdeki reseptörleri bloke ediyor. Ve kahvenin yarı ömrü 6-8 saat kadar. Dolayısıyla bir insan mesela akşamüstü 5'te bir kahve içtiğinde gece 21'de, 22'de hatta işte 12'den sonra bile sisteminde hala kafein oluyor ve gidip o adenozin reseptörlerini bloke ettiği için kişi uyuyamıyor. Dolayısıyla kendi ritminin dışına çıkıyor. O anlamda hani kahve ile ilgili öneri şu. Saat 16'dan sonra kafeinli hani bu sadece kahve değil kolada da var işte enerji içeceklerinde de Çayda var da var. Koyu çayda çayda da. da evet Evet. hani evet koyu çayda da hem miktar hem de saat önemli herhalde burada o anlamda 16'dan sonra tüketilmesin ve hani günde herhalde 300 miligramının çok üstüne hani iki tane maksimum mak diyeyim sana hani fincanla kafein tüketilmemesi öneriliyor. Aslında uyku hani bu modern hayata geçmeden önce bir modernmiş. Ne demek istiyorum? İnsanlar geceliğin hani uyuyorlarmış. Bir de hani siesta denilen bir kavram var ya işte sıcak ülkelerde eskiden öyle siesta öğleden sonra da insanlar uyuyorlarmış modern dünyadan önce. Neden? Az önce bahsettiğimiz biyolojik saatimize çok uygun bir şey bu. Yani orada bu biyolojik saatimiz çöküyor ve biz hani kısa miktarda power nap deniyor ya ona ki bunun süresi de işte 10 20 20 dakika hani 30 dakikayı geçmesin deniyor. Böyle bir şey yaptığımızda İşte o beynimizi öğrenmeye yani aslında nadasa bıraktığımız ve yeniden bilgi ekmeye hazır olduğumuz bir noktaya getiriyoruz. Yani refresh ediyoruz yeniden. O hipokampustaki USB'mizi yeniden boşaltıyoruz ve yeni bilgiler depolamaya hazır bir hale getiriyoruz. Yani bu yapılabilir bir şey mi bilmiyorum. Çünkü bir yandan da bu çocuklarımız okula gidiyorlar dediğin gibi özel ders alıyorlar. Bir yandan spor yapıyorlar. Bir yandan üniversite için dosya hazırlıyorlar. Çok zor yani. İşleri Evet, de çok. kesinlikle, O kesinlikle. anlamda eğer yapılabiliyorsa da yani 20 dakikalık öğleden sonra napleri de son derece faydalı. Evet, ama burada tabii şeyi söylemek lazım. Hani böyle saatlerce uyursanız eğer diyelim ki 20 dakika. dörtte yatıp 7'de kalkarsanız Yok. akşam 10'da yatmayı beklememeniz gerekiyor. Evet. Dolayısıyla hani 20 dakika gerçekten zihni dinlendirmek için.
Yani evet, gece kahve içip yatan uyuyan insanlar da var, az sayıda O da olsa. da neden? Çünkü bu hani yine her şey biyolojik ya. Kafeini yıkan hormon, daha doğrusu enzim, bazı insanlarda çok daha etkin. Dolayısıyla bu insanlar hani geceliğin kahve içiyorlar, tık vücutlarından biyolojik olarak elimine oluyor ve onlar uyuyabiliyorlar. Ama toplumun çoğunda o enzim normal miktarda olunca yarı ömrü 6-8 saat oluyor. İşte o kişilere de 4'ten sonra kahve içmeyin diyoruz. Evet, sadece kahve değil, gerçekten çok önemli bir noktayı söyledin. Gençler arasında bu enerji içecekleri çok moda. Bir de gene enerji içecekleriyle ilgili genel bir söyleyebilecek bir şeyim var. Olay sadece tabii aktif yapmak değil, uykuyu bozmak değil. Bir de anksiyeteyi de arttıran şeyler bunlar. Kesinlikle. Dolayısıyla hani bu dönemde yani zaten kullanıyorlarsa mümkün olduğunca azaltmalarını. Ve sınavda normalde enerji içeceği içmeyen bir insanın sınavda yine nasıl ilaçları ilk kez denemiyorsak sınav öncesi de gidip enerji içeceği falan denememesini Öyle. öneririz. Yani ne Evet. yapıyorsanız her zaman yaptığınız, yani örneğin kahve mi içiyorsunuz sabah uyanınca? O sabah da tabii bir de Rutin içebilirsiniz. Ama normalde yapmadığınız bir şeyi yapmamak gerekiyor. O zamana kadar da Doğru. lütfen şimdiden itibaren güzel güzel düzenli bir şekilde aynı saatte yatıp Aynı aynı saatte saatte kalkmak gerekiyor. yeter mi ki? Miktarda uyuyarak bir sporcu disipliniyle dediğin gibi 5. viteste değil vitesi biraz küçülterek bu 20 günü düzenli bir şekilde kendi biyolojileriyle uyumunu geçirdiklerinde sınavdan maksimum sonucu elde edebileceklerini öngörüyoruz. Evet. Çok çok teşekkür ederim. Umarım öğrenciler ve yakınları için de faydalı olmuştur. Umarım. Gerçekten Neoskola'ya da söyleyelim. Bir dahaki sefere sene başında birazcık bu konulara İnelim. Çok değinelim. doğru. Seninle konuşmak her zaman keyifli Benim Defneciğim. için de. Neoskola'ya da böyle bir önemli bir konunun altını çizdiği için teşekkür ediyoruz. Evet, ben de sana çok teşekkür ediyorum. Akşam 16'yı geçmemek üzere bir sonraki İstanbul'a gelişimde bir kahveye sana uğramak çok isterim. İnşallah. Zevkle. Görüşmek üzere. Görüşmek İyi üzere. Hoşça kal. İyi akşamlar. akşamlar. Hoşça kalın.